devam ediyoruz kaldığımız yerden. Memleket meselesine şimdi bugünün konusu, özellikle sosyal medyada yankı bulan mesele Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün sosyal medyada bir mesaj paylaştı ve şöyle söyledi. Eşim Selvi Kılıçdaroğlu haber verdi, elektriğim kesilmiş dedi. Peki bu sürece nasıl gelindi? Bir ona bir bakalım isterseniz. Sürecin kronolojik sıralamasına onu hazırlamıştı arkadaşlar bizim için. Hemen hatırlayalım. Bu sürece kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesi süreci nasıl başladı? 31 Ocak'ta Kılıçdaroğlu geceliği 100 bin liralık bir otelde kalmıştı. Bu görüntüler de bir şekilde bir yerden servis edilmişti. Sosyal medyada paylaşılmıştı. Çok da tepki görmüştü. 9 Ocak tarihine geldiğinde sosyal medyada yine bir program gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu. Ve orada şunu söyledi. Ben elektrik faturamı ödemeyeceğim dedi. Gelin sen de katıl diye de bir hashtag başlatıldı. Siz de ödemeyin dedi. Ve hemen arkasından da İSKİ'den bir duyuru geldi 10 Şubat. Eski abonelere faturaları düzenli ödeyin çağrısı yapıldı. Hemen ertesi gün 9 Şubat'ta ben elektrik faturasını ödemeyeceğim dedi. Elektrik faturasını ödemeyeceğim çağrısı üzerine hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ abonelerine faturaları düzenli ödeyin çağrısı yaptım. 12 Nisan tarihine gelindiğinde Kılıçdaroğlu elektrik faturamı ödemedim ve ödemiyorum dedi. Ve 21 Nisan'da işte bugün 3 aydır faturasını ödemediği gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi. Bu süreçte çok tartışıldı fakat 65 yaş üstü olduğu için 3 ay ödenmemesi durumunda yoksa ikinci defa ödenmemesi durumunda elektriği kesiliyor. Fakat 65 yaş üzeri olduğu için bu arada eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu'nun üzerine elektrik faturası ve bugün itibariyle kesildi. O elektriğin kesildiği, o gelen teknisyenlerin elektriği kestiği görüntüler paylaşıldı. Kar maskesi giymiş o teknisyen ve elektrik kesilirken bir anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal medya hesabı üzerinden bu görüntüler de paylaşıldı. Şimdi bugün geçtiğimiz dakikalarda şöyle gelişmeler oldu. Meral Kılıçdaroğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrısı var. Hemen size aktarayım. Şöyle diyor. Fatura çağrısı isterlerse ben ödeyebilirim diyor Meral Akşener bu faturayı. Selvi Hanım zor durumda kalmasın diyor. Hem de Sayın Kılıçdaroğlu sözünün de arkasında dursun diyor. Şimdi bu süreci konuşacağız ama siyaseten bu ne anlama geliyor? Ben Sayın Vekil'e sormak istiyorum. Sayın Ahmet Büyükgümüş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı bugün işte infial yarattı ve çok pek çokça hatta muhalefet destekçisi pek çok isim sosyal medya üzerinden hani bu çok çocukça bir şey. Bununla yüksek elektrik faturaları protesto edilemez dedi. Sizce Sayın Akşener'in çıkışı da az önce yaptığı bu açıklama da bunun gibi mi yani? Bu böyle olmaz. Ben bu mevzu kapansın, faturayı ben ödeyeyim bari mi demiş. Yusuf Bey çok sofistike alanlardan bahsetti. Yani bir siyasi iktidarın en önemli politika başlıkları, hı hı. Ama buraya gelinceye kadar çok başka bir noktaya ben dikkat çekip bu elektrik faturası meselesi üzerine konuşmak istiyorum. Bu altılı masanın, biz ona 28 Şubat ittifakı diyoruz. Yani altılı masa da demiyoruz. Parti olarak tercih ettiğimiz bakış açısı bu. Çünkü tıpkı 28 Şubat'ta olduğu gibi yani sadece o günü ilk toplantılarını yapmak için bir anlamlı değil. Gün olarak seçmeleri değil. Aynı 28 Şubat'ta olduğu gibi bu ülkede bir şey yapmak isteyenler, bu ülkeyi ileriye götürmek isteyenleri siyasetin hem alanda görünen yöntemlerini hem de hibrit bir takım başka yöntemlerle, bir takım provokasyonlarla yahut şeffaf olmayan ittifaklarla siyasetin alanını işgal etmeyi amaçlayan bir yapı olduğunu ben düşünüyorum. O yüzden 28 Şubat ittifakı diyoruz buna. Şimdi bir araya gelindi, bir metin organize edildi ve bu partilerin bir araya gelmesindeki en önemli sebep güçlendirilmiş parlamenter sistem adını verdikleri, literatürde çok karşılığı olmayan, yani bir siyasal sistemi, bir kere parlamenter sistemi zayıf olarak kabul ediyorlar ki güçlendirme ihtiyacı hissediyorlar. Buna da tamam. Ve bunun en önemli bileşenlerinden biri şudur. Yani bir siyasal sistemi kurgularken yasama, yürütme, yargı vardır. Bunların oluşma biçimleriyle ilgili bazı önerilerde bulunursunuz. Siyasal sistemler de bunun üzerine şekillenir. Bakın, güçlendirilmiş parlamenter sistem diye 2018 yılından itibaren üzerinde çalıştıkları bir program var. Bunu kamuoyuyla paylaşıyorlar ama Cumhurbaşkanı'nı kimin seçeceği belli değil bu sistemde. Görev süresi belli. Siyasi parti üyesi olmayacağı belli ama Cumhurbaşkanı'nı kimin seçeceği belli değil.
Yani Cumhurbaşkanı'nı kimin seçeceğini dahi belirleyemeyen bir siyasal koalisyon tabii ki ülkenin enerji politikası ile ilgili de bir şey söyleyemez. Neden? Çünkü eğer siz derseniz Cumhurbaşkanı'nın hiçbir yetkisi olmayacak, şöyle olacak, böyle olacak, siyasi olarak tarafsız olacak ama halk seçecek derseniz o zaten başkanlık sistemi olur. Ama yarı olur, ama tam olur. Bu siyasal yelpazede parlamenter sistemle uzaktan yakından ilgisi olmaz. Eğer dönüp bunu parlamentoda belirleyeceğiz derseniz bu sefer halk oyuyla yapılmış bir anayasa değişikliği var. Cumhurbaşkanını bu millet ben seçeceğim bundan sonra demiş, bir irade göstermiş. Şimdi buradan hareketle düşündüğünüzde siyasetçiler zaman zaman sansasyonel işler yaparlar. Öne çıkmak için bunu yaparlar. Ortaya koydukları politikayı daha fazla kitleye başka siyasal iletişim yöntemlerini kullanarak açıklamak için de böyle şeyler yapabilirler. Peki faturamı ödemeyeceğim dedi. Arkasından Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ben ülkede enerji maliyetlerini nasıl düşüreceğim? Bununla ilgili bir program duyduk mu? Bununla ilgili iki çift laf, bir politika önerisi, bunu şu şekilde yapacağız. Örneğin AK Parti'nin başlattığı nükleer enerji girişimi yetersiz, biz iki tane daha yapacağız. Ya da %70'lere varan yenilenebilir enerji kaynaklarından, yerli kaynaklardan üretilen bir elektrik ekosistemi yetersiz, bunu 80'e şöyle çıkartacağız. Bunları duyduk mu CHP sözcülerinden? Hayır. Ya da şunu duyduk mu şimdi sorduğum soruya gelelim. Yani evet, hayat pahalılığı şu an hiç kimse bunu yadsıyamaz. Böyle bir gerçek var. Hepimizin problemi, çözmeye yönelik adımlar atılıyor. Şu an hükümet tarafından atılıyor. Muhalefet partilerinin de buna destek veren, yol gösteren vatandaş olarak beklentimiz budur muhalefetin. Yani bu olursa düşürülebilir, önerisi olabilir. Hepimizi ilgilendiren bir konu olduğu için. Ama Kemal Kılıçdaroğlu gibi yani bu elektrik faturasını ödememek konusunda bir muhalefet, ana muhalefet liderinin protesto mu olmalı? Bu sansasyonel çıkışı yaptığınız zaman arkasında bütüncül bir politik olması gerekir ve toplumla bir mesaj paylaşmanız gerekir. Olan şey şu, sizin partiliniz tarafından yönetilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir kuruluşu olan İSKİ hemen diyor ki sakın diyor, yani öyle toplumda birileri fatura ödemeyecek falan gibi sözler söylüyor. Sakın buna aldanmayın. Faturalarınızı düzenli bir şekilde ödeyin lütfen. Bu sistem bu şekilde olmaz diye bir açıklama yapıyor bir gün sonra. Yani bu belediye başkanının genel başkana yönelik yaptığı bir açıklama mı sizce? Yani bundan başka nasıl okunabilir bu? Ya da hemen en sansasyonel siyasal iletişimin en zirvesindeyken siz ortağınız konumundaki siyasetçi çıkıp birazcık da müstehzi bir söylemle diyor ki yani bu olay tamam, hani bir sansasyonel bir şey oldu ortada, tamam bunu bitirelim. Çünkü arkasında bir politika yok, arkasında bir söz yok. Selva Hanım da mağdur olmasın, Kılıçdaroğlu da, Kemal Bey de mağdur olmasın, parayı da ben vereyim, konu kapansın. Düşünebiliyor musunuz böyle bir durumu? Yani en sizin üzerinde durduğunuz siyasal söylemlerden birini partinizin içindeki bir belediye başkanı sakın böyle bir şey yapmayın diye vatandaşı uyarıyor. Sizin ortağınız niteliğindeki siyasetçi de diyor ki tamam diyor, yani bu konu bir an önce kapansın. Çünkü konunun ikinci bir ayağı yok. Tamam, bunu protesto ettiğini söyledi. Zaten dün akşamki açıklamasına ve bugünkü paylaşılan içeriklere de baktığınız zaman bu özür dileyici bir tarz da var. Yani bu bir sivil itaatsizlik girişimi anlamına gelmiyor. Sadece bir hafta boyunca bunu yapacak. Niye bir hafta o zaman? Bir hafta sonra elektriğim açılacak diyor. Yani ödeyeceğim ve açılacak mı elektriğim de? Yani böyle olacak. Neden? Bir siyasetsizlik var burada çünkü. Topladığınız zaman şu ortaya çıkıyor. Hem kurulmaya çalışılan masanın, 28 Şubat İttifakı'nın pozitif, ülkeyi ileri taşımaya çalışan, hükümetimize muhalefet eden, ama bu muhalefeti yaparken bunun daha ilerisini hedefleyen bir vizyon yok ortada. İkinci bir taraf, ortaya konulan siyasal iletişim stratejisinin kendisini destekleyenler tarafından sahiplenilmediğini görüyoruz. Yani tamam, ittifak stratejisi şu olabilir. Erdoğan olmasın da ondan sonra konuşuruz bunu. Yani ülkenin temel meselelerinden bahsediyorum bu arada, konuşuruz dedikleri şeyleri. Cumhurbaşkanını kimin seçeceği, siyasal sistemin ne olacağı. Yusuf Bey çok ayrıntılı bir şekilde güzel bir perspektif sundu aslında. Güvenlik siyaseti ne olacak? Türkiye'nin ekonomi paradigması ne yöne evrilecek? Bunlarla ilgili hiçbir şey söyleyemeyen, siyasetsizlik dolu ve sadece yok etmeye, durdurmaya
ve karşısındaki siyasal bloğu sadece şeytanlaştırarak bir şeyler başarmayı hedefleyen bir siyasetten bahsediyoruz. Ama şuna da katılıyorum. Siyasetçiler bir şey yaparken, bu bazen sansasyonel şeyler de olabilir, ailelerini, onları sevenleri hiçbir şekilde mağdur etmemeliler. Eşinden, yani sayın, eşini kastediyorum, onu seven, ona gönül veren, oy veren insanları kastediyorum. Partisinin içerisinde dahi kabullenilmeyen bir şeyi dile getirerek hem kendisine umut bağlayanları hem de ailesini mağdur etmiş durumda. Bütün bu tablodan benim çıkarttığım bu.